Efendim Bakış Programı'na hoş geldiniz. Bugün Bakış Programı'nı stüdyo dışında yapıyoruz. Neredeyiz? Aslında görüntülerden biraz sonra siz de göreceksiniz. Bodrum'dayız. Bodrum Kalesi'nin içindeyiz. Çok kısa niye buradayız? Bir iki cümle anlatayım. Ondan sonra çok değerli konuklarım var. Sözü de onları kendilerine bırakacağım. Bodrum Kap Yelken Yarışları malum başladı ve devam ediyor. O nedenle biz burada yayını yapıyoruz. Biraz aslında hem bu yelken yarışlarını biraz konuşmak istiyoruz sizle. Biraz Bodrum ekonomisinde turizmini aslında konuşmak istiyoruz. Nasıl bir sezon geçirdiğini konuşacağız. Bodrum Cup çok değerli. Bodrum Cup'tan da bahsetmek istiyoruz. Evet, işi yakinen bilenler detayını biliyorlar ama biz gene de bir izleyicilere, sizlere Bodrum Cup'ı da bir iki cümleyle anlatmak istiyoruz. Hatta üzerinde de konuşmak istiyoruz. Çünkü hem Bodrum turizmine ve ekonomisine çok ciddi katkısı var. Hem de Türkiye'nin yelken sporuna çok ciddi katkısı var. Efendim değerli konuklarım var. Onları bir tanıtayım. Bodrum Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Erdem Ağan bizlerle birlikte. Sayın Ağan hoş geldiniz. Sizler de aynı hoş zamanda geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz ağırladığınız için. Hem kalenin de kapısını açtınız bize, ağırladınız. Teşekkürler. Konuşacağız, sohbet edeceğiz. İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sayın Sezgin Yılmaz bizlerle birlikte. İş Bankası'nın destekleriyle Bodrum Cup yapılıyor. Ama onu konuşmayacağım sizle. Sizle konuşacağım şey biraz yani bu işin finansal boyutunu konuşacağız. O yüzden buradasınız diye söyleyeyim. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Anadolu Sigorta Genel Müdürü Sayın Mehmet Tutan bizlerle birlikte. Siz de hoş geldiniz. Finansı var. Tabii sigortası olmadan olmaz. Onu konuşacağız ve Bodrum Ticaret Odası Meclis Başkan Yardımcısı Sayın Süleyman Uysal. Sayın Uysal hoş geldiniz. Siz aynı zamanda Bodrum Kapı'nda organizatörüsünüz değil mi? İşte doğru. Bodrum Kapı'da sizle konuşacağız. Ev sahibinden başlayalım arzu ediyorsanız. Erdem Bey'den. Biraz 4'er dakika süremiz var. Süremiz kısıtlı, konuşacak çok konu var. Ortam da çok güzel, konuşmaya müsait ama biz yine hızlıca toparlayalım. Biraz Bodrum turizminden bahsedeyim. 2024 sezonu bitiyor artık. Çok da bitiyor gibi gözükmese de hala yazdan kalma bir hava, halen güzel. Nasıl geçirdiniz? Nedir? Umduğunuz oldu mu? Yani biz mesela ekranlara yansıyan başkaydı, haberlere yansıyan başkaydı. Gerçekten öyle miydi? Yoksa o biraz abartılı mıydı? Biraz dinleyelim sizi. Buyurun Sayın Ağan. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz tekrar. Bodrum turizmi geçen seneye nazaran çok farklılık göstermese de hemen hemen geçen seneyle aynı durumda. Önce kötü başladı diyebiliriz, yani beklenenden daha az. Sonra işte dengeledi. Tabii yerli turist sıkıntısı çekmiyor Bodrum. Yerli turist zaten aşırı talep gösteriyor Bodrum'a. Orta kesim biraz daha zorlanıyor bu ekonomide doğal olarak. İnsanların cepleri yanar durumdayken tatili düşünemiyorlar. Genel olarak geçen seneyle aynıydı. Bekleneni karşıladı diyebiliriz. Bu muydu? Yani beklenti gerçekten. Geçen sene aynı olması mıydı yani? Tabii ki de beklenti değil bu değildi. Çünkü ama sezona girerken ben takip ediyordum. Bir ay dövizin bu beklenti kadar düşük seyrettiği, dolayısıyla dış rakiplerin çok daha fazla talebin dışarıya dönmesi, turizmin aslında beklentisi daha iyi olamazdı. Bunu söylemek istiyorum ben. Yani yabancı turistin Türkiye dışındaki yerleri tercih etmesinden dolayı aslında beklenen bir şeydi. Kötü tabii ki de. Çok daha fazlasını hak ediyor Bodrum veyahut da ülke turizmi. Yani ağırlıklı Yunanistan'a mı kaptırdınız turisti? Sırf Yunanistan değil. Değil, evet. Tüm Avrupa'ya. Ama bu sene Avrupa'ya, birazdan Yunanistan'ı konuştuk. Euro'nun, doların geçtiği tüm ülkelere kaptırdık diyebiliriz. Ama düzelecektir tabii ki. Bu geçici bir dönem. Yaşayabilenler devam edecek. Erdem Bey, bir şey merak ediyorum. Yani turizmi konuşuyoruz ama genelini konuşuyoruz biz için ama ben çok kısa biraz bahsederseniz sevinirim spesifik olarak. Yani asıl belki biraz da konuşmamız gereken bu deniz turizmi hikayesi. Ya orada ne durumdaydı? Yani yat turizmi ve deniz turizmi, ikisini hani ben birlikte meç edeyim de. Mesela burada da yabancı işte yatların artık Bodrum'da hani pahalılıktan dolayı tercih etmediği de yine konuşular, rivayetler arasındaydı. Öyle miydi gerçekten? Orada durum ne yaşandı bu sene? Aslında Temmuz ayı beklenenin çok altında geçti. Hmm.
Bu da Avrupa şampiyonası ile alakası var mıdır? Onu da tartışmalıyız, bence var. Bununla ilgili miydi? Sonra Ağustos'un ortasında gayet iyi ve şu anda Toparladı. yatlarımız Ekim ayının sonunda hala charter'a devam ediyor. Charter fiyatları aynı. Yabancılar için hala aynı fiyat. Ama bir kumanya bedeli Değil mi? inanın can yakar duruma Evet. geldi. Açıkçası yabancı turist, farazi rakamlar vereceğim. 10 bin euroya bir tekneyle charter yapıyor bir haftalık. 3-4 bin euroya da kumanya Evet. yapıyordu geçtiğimiz senelerde. Bu 3-4 bin rakamı çok değişince artık o aradaki biliyorsunuz yabancı turistlerde %20, %30 bir fark olsa adamlar şok Tabii. getiriyorlar. Bizler gibi alışkın O değiller yüzde onlar. 30'luk fark onun bir yıllık Aynen geçinmeyi, onların yiyeceği için çok memleketinde. fikir değiştirici Doğru. bir konu. Dolayısıyla aslında denizdeki rakamlar aynı. Herkes de bu rakamlardan çok memnun. Ama ekonominin getirdiği bu kumanya alımından kaynaklı veya ulaşımdan kaynaklı, dolayısıyla uçakla geliyor bu kişiler buraya. Onlar için de çok pahalı oluyor. Geçmiş yıllarla döviz bazında kıyasladığımızda ayda uçurumlar Ciddi olduğu uçurumlar. için Doğru. bu negatif yönde etkiliyor. Peki. Sezgin Bey, şimdi ben takip ediyorum. Yani mesleğimden ötürü de, ekonomi gazeteciden dolayı İş Bankası'nın turizme yönelik bir ayrı bir önem verdiğini ve destek verdiğini görüyoruz. Niye? Şimdi aslında bu sene Daha 100. karlı bir sektör mü? Estağfurullah. Şimdi bu sene 100. yılımız biliyorsunuz. Evet. Aslında bunun geçmişe sararak bir miktar söylemem lazım. Bir de odaklanma konusunu açmak lazım. Yani 100 yıldır yoktuk da şimdi mi varız acaba diye bir soru gelebilir. Hayır. Aslında İş Bankası'nın 1924 tarihindeki kuruluş ana sözleşmesine bakacak olursanız ülke ekonomisinin kalkınmasına, istihdamın ilerlemesine, ekonominin gelişimine dair maddeler göreceksiniz orada. Dolayısıyla kuruluştan bu zamana ülke ekonomisinin kalkınmasına yönelik olarak stratejik hangi alan varsa, hangi sektör varsa aslında hem finansal olarak destek olduk, hem işbirliklerine girerek bizzatihi de birçoğuna sermaye koyarak destek olduk. Şimdi günümüze geldiğimizde bugün niye turizm odaklanması diyoruz yaklaşık bir senedir? En başta şunu söyleyeyim. Ülke verilerini bankacı olduğumuz için biraz da veri katarak Tabii. müsaadenizle söyleyeyim. Şimdi gayri safi milli hasılanın %5'ini oluşturuyor. Sadece turizm sektörü. Geçen sene 2023 yıl sonu verilerine baktığımızda da 55 milyar dolarlık bir cari açığa pozitif katkısının olduğunu görüyoruz. Doğru. Bu yıl kuvvetle muhtemel bir miktar daha bu 60 milyar dolara yakın bir rakamla yıl sonunu tamamlayacağız diye görüyoruz. Son 2023 sezonunun 2019'daki o herkesin konuştuğu, dillendirdiği, uzun süre özlemini çektiği sıkıntılı geçen süreçlerin üzerinden güzel bir 2019 vardı. Ama 2019'un sonrasında biliyorsunuz araya giren pandemi maalesef ciddi Evet. sıkıntılar yarattı tüm dünyada. Sadece bizim ülkemizdeki turizmde değil. 2019'dan sonraki 2023 yılı gerçekten iyi bir sezon oldu. Bu sene 2023'ün de fevkinde oluyor. Yani elimde en son Ağustos verileri var. Ağustos verilerine baktığımda gelen turist sayısı anlamında %7, %8 civarında geçen senenin fevkinde bir rakam var. Son zamanlarda da turizm yörelerimizi, destinasyonlarımızı çok dolaştım. Mesela en son Antalya'daydım. Turizmcilerimizin, otelcilerimizin çoğu Ekim sonuna kadar dolu olduğunu, Evet öyle. önemli bir kesiminin de 15 Kasım'a kadar hatta dolu olduğunu. Neredeyse 12 aya yaygın hale gelecek Evet. diye de söylüyorlar Evet, zaten. bu tabii destinasyonlara baktığımızda bir miktar farklılık olabilir. Orada %100'e yakın Evet. samalı doluluklar olur. İşte Sayın Başkanımızın söylediği gibi burada işte %85, %90'lar civarında olabilir. Ama genel olarak baktığımızda hem turizm geliri hem de turist sayısı anlamında baktığımızda bu sene ciddi bir ivmelenme olduğunu görüyoruz. Tabii sıkıntılar da var. Biz de bu kapsamda
Şimdi bu az önce gayri safi milli hasılaya ve cari açığa destek anlamında baktığımızda bu verilerin yanında tek başına turizm sektörü diye de düşünmüyoruz. Niye? Doğrudan kaç sektörü etkiler acaba turizm sektörü diye baktığımda 54 sektörü doğrudan etkiliyor. Doğrudan dolaylı ne kadar etkiler diye baktığımızda da yine bunun da ciddi fizibiliteleri yapıldı. Yaklaşık 100'ün üzerinde sektörü etkilediğini gördük. Yani çok büyük bir ekosistem var burada. Hı hı. Hem ülke refahı, kalkınması, istihdamı gibi istihdamın da toplam %7'sini karşılıyor. Dolayısıyla böyle büyük bir ekosistemin ülkemizin ekonomik kalkınmasına, cari açığına pozitif katkı sunan bir ekonominin içerisinde İş Bankası gibi lider bir kurumun olmaması düşünülemezdi. Tabii buradan odaklanmaya bağlayacağım. Zaten yapmıyor muydunuz? Zaten destek olmuyor muydunuz? Oluyordu. Bana gerek yok. Siz kendi kendinize sorup cevap veriyorsunuz zaten. Buyurun. Latife ediyorum. Buyurun. Yani zaten oluyorduk ama odaklanmayla bazı konuların buna özel kaynaklar ayırmak, buna özel altyapılarınızı kurmak, buna göre bazı bütçeler ayırmak gerekiyor odaklanmayla. Bizim kastımız bu, odaklanmadan kastımız bu. Sadece turizm değil, turizm ekosisteminin tamamına destek olmak peki anlamında biz de uğraşıyoruz. İkinci turda biraz daha açarız konuyu. Sayın Mehmet Tutan, ya şimdi şunu merak ediyorum. Biz genelde hani sigortacılık deyince işte trafik, kasko, konut modu. Ama aslında denizcilik alanında çok ciddi bir potansiyel var. Aynı zamanda yapılan iş de var. Ya biraz bahsedebilir misiniz? Hani şimdi burada gördüğümüz bu destinasyondaki yatların, gemilerin, turizm tesislerinin aslında hepsinin sigorta güvencesi altında olmaması mümkün değil. Zaten öyle bir şey olmasa Sezgin Beyler de bu sektöre bu ağırlığı veremezler. Buradan siz devam edin. Ben öncelikle kıymetli ev sahipliği için Bodrum Ticaret Odası'na ve Sayın Başkanımız Erdem Bey'e ve ayrıca Bodrum Cup Organizasyonu'na Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Bey'e teşekkürlerimi sunuyorum. Çok kıymetli bizim için. 7 yıldır da sponsorlar arasında olmaktan gurur duyduğumuz bir organizasyon Bodrum Cup. Turistik tesisler veya bunun alt başlığı olarak su araçları branşına girdiğimizde aslında şöyle bir durum var. Biliyorsunuz ekonomik konjonktür. Varlıkların bedellerinin çok yükselmesine neden oldu. Tekneler de tam da bunun aslında bir parçası ve çok yüksek bedellere ulaştı. Bunların kaybının halinde yerine koyulması artık neredeyse imkansız hale geldi. Sigorta da tam bu anlamda çok çok önemli bir noktaya geliyor. Bizim için tekne branşı, su araçları branşı özel bir alan. Özellikle üzerine eğildiğimiz ve büyümek istediğimiz alanlardan bir tanesi. Yani geldiğimiz noktada zaten %25'in üzerindeki piyasa payıyla su araçları branşında lider durumdayız. Yine aynı şekilde büyümeye devam ediyoruz. Özellikle Ege bölgesinde, Muğla ili başta olmak üzere yat turizmin, su araçlarının çok yoğun olduğu bölgelerde özel bir pilot çalışma da yaptık. Dolayısıyla aslında bu alanda gezinti tekneleri başta olmak üzere çok ciddi bir büyümemiz var. 2024 yılında %20 poliçe adedimizi arttırdık gezinti teknelerinde. Ki onlara da yeri zaten zorunlu sigorta şeyiyle geçirildi. Evet, gezi ve tekneleri. İşte burada tam aslında şu çok önem kazanıyor. Niçin var? Az önce siz de finans boyutunu konuştunuz, anlatılıyor, konuşuluyor. Şimdi burada iki tane risk var. Bir tanesi az önce söylediğim tekne bedellerinin çok yüksek tutarlara ulaşmasından dolayı tekne poliçesi. Bu tekne poliçesi doğrudan aslında teknenin kendisini koruyor. Ama başka bir önemli olan boyut sorumluluk. Yani üçüncü kişilere verilecek zararlar veya liman işletmelerinde, marinalarda oluşabilecek hasarlara yönelik aslında bir tamamlayıcı boyutu var. Teminatı iki türlü o yüzden bu şekilde ele alabiliriz. Bir de aslında şu var, turizm geliri elde eden, yat turizminden aslında para kazanan insanların hasar halinde, sigortalı olmaları durumunda hasarın ödenmesi ama bir boyutta kar kaybı. Dolayısıyla aslında bir üçüncü teminatta kar kaybı olarak ortaya çıkabiliyor. Böyle üçlü bir yapıyla hem tekne sahipleri, hem üçüncü şahısları, hem de oluşabilecek gelir kaybını bu anlamda sigortalıyoruz. Tabii daha geniş perspektiften baktığımız zaman turistik tesislerde de ona özel bir poliçemiz var. Turistik tesis paketi. Bunlar da bina muhteviyat gibi şeyleri, yangın, doğal afet, sel, su baskını, hırsızlık gibi alanlara korurken bir yandan da su teminatı veriyoruz. Örneğin oda iptalleri oluyor, rezervasyon iptalleri oluyor. Buna ilişkin teminatlar sunuyoruz. Lobide ya da odalarda olan kasalara ilişkin teminat sunuyoruz. Konaklayan kişilere ilişkin ayrı teminatlar sunuyoruz. Dolayısıyla paketi de aslında
ilgili tesisin, ilgili sigortalımızın ihtiyacına göre şekillendirebiliyoruz. Aslında bunu bir ekleme yapayım, sonra Süleyman Bey'e geçeyim. Bir anlamda aslında uluslararası alanda buraya gelen yabancı turistin, yerli turist içine geçer, ayrım yapmıyorum, turistin kendini güvende hissetmiş olması ve arkasında bir sigorta güvencesi olması aslında uluslararası, yani uluslararası da dünyada bizi o kategoriye sokuyor. Çok doğru. Çünkü düne kadar böyle bir şey yoktu ve risk altındaydı ve bunu da biliyorlardı. Evet, evet Süleyman Bey, hayırlı uğurlu olsun. Güzel bir organizasyon bu Bodrum Cup. Kaç yıldır yapıyorsunuz? Çok teşekkürler öncelikle. Hoş geldiniz. 36 yıldır yarışıyoruz. Kesintisiz. Bundan dolayı da çok gururluyuz. Çünkü hem ülkemizde yapılan en uzun soluklu organizasyonlardan biri olmanın gururunu taşıyoruz. Hem de buradan itibaren 40.sını, 50.sını tasarladığımız ve bir kültür mirası haline getirmeye çalıştığımız bir yelken yarışımız var. Buna sadece bir yelken yarışı demek artık çok zor. Üstüne bir Türkiye'mizi tanıtma görevi aldık. Uluslararası bir organizasyon değil mi? Tabii, uluslararası bir organizasyon. Yabancı katılımcılarımız da var. Yurt dışında çok ciddi konuşulan bir organizasyon haline geldik. Fakat birçok farklı görevi de üstlendi aslında organizasyonumuz. Öncelikle ülkemizin tanıtım faaliyetlerinde önemli bir rol oynuyor. Aynı zamanda da denizcilik kültürünün gelişmesi ve oluşmasıyla ilgili de ülkemizde böyle bir bayrak yarışı başlatıyoruz. Bununla ilgili de buna benzer projeler geliştirerek hem ülkemizin bu sektörde dünyada lider konumunu devam ettirebilmesi için çalışmalar yapıyoruz. Bu minvalde de tüm sponsorlarımıza, tüm kurumlarımıza da buradan teşekkür ediyorum ki bu organizasyonu yapılabilir ve sürdürülebilir kılmaya devam edelim. Van'da yapsaydınız Van Cup mı olacaktı? Yani Vanlıların öyle mi olacaktı? Türk Cup. Vanlıların karar vermesi gerekir. Bodrum Cup'a da Bodrumlular. Bu arada biz yayın öncesi Süleyman Bey'le konuştuğum için bu işin şakası değil, gerçekten konuştuğumuz olma ihtimali de var. Niye olmasın? Değil mi? Yani yaparız olabilir derseniz. Peki. Süreyi ilk turda bayağı harcadık. Dolayısıyla ikişer dakika kaldı. Seri toparlarsak sevinirim. Erdem Bey'in tabii bir coğrafi işareti var Bodrum'da değil mi? Bodrum Gulet coğrafi işareti almış. Hazır da gelmiş zaten Erdem Bey. Bir iki cümle bahsedelim evet. Bu iki dakika içinde. Biz Bodrum Gulet'i coğrafi işareti için 2021 yılının başında marka tescili için ve coğrafi işareti için başvurduk. 3,5 yıl süren bir süreçten sonra 2024'ün Eylül ayında Bodrum Gulet'inin coğrafi işaretini aldık. Başkanımızın Sayın Serdar Mahmut Kocadon'un çok büyük katkıları vardır. Ben ve Fuat Turan Ankara'ya defalarca bu konuyu anlatmak için, Gulet'i anlatmak için gitmişizdir. Sonunda da işte Bodrum Gulet'inin teknik özelliklerinin nasıl bir şekilde imal edileceğinin, hangi özelliklerde ve ebatlarda ve şekilde olması gerektiğini anlatan bir coğrafi işareti aldık. Bundan sonra herkes biz Bodrum Gulet'i yapıyoruz dediğinde bizden gelip bir teknik özelliklere ve teknik şartnameye uygun olduğunu kanıtlamak zorunda kalacak. Bu bizim için çok iyi. Güzel aynı zamanda Bodrum Trendili için de aynı başvuruyu yaptık. Onun da ilan süreci devam ediyor. İlana çıktıktan sonra 3 ay bir süreç var. İnşallah nasipse 2025 yılında da Bodrum Trendili'nin de coğrafi işaretini alacağız. Gelir konuşuruz o zaman evet. Da o zaman bunu. Peki, siz değil mi? Sadece bu tabii şey konusu, yani turizme destek demek sadece bir ya ben turizm kredi musluklarını Vanas'ın açtım anlamına gelmiyordur tahmin tabii. Ediyorum. Orayı biraz açarsak seviniriz. Yani bizde sanki destek sadece krediyle bağlantılı olarak algılanıyor ama işin doğrusu bir değil. İki dakikada toparlarsanız tabii sevinirim. Tabii ki hemen hızlıca. Sizin de belirttiğiniz, ifade ettiğiniz üzere biz finans kurumu olmakla beraber bizden aslen beklenen nedir? İşte kredi musluklarının açılması, finansal erişimin mümkün hale gelmesi. Bu zaten asli işimiz bizim. Bunu zaten muhtelif ortamlarda ne kadar bir kaynak ayırdığımızı ifade etmiştik bildiğiniz üzere. Ama biz turizme bir ekosistem olarak bakıyoruz. İşte ne yapıyorsunuz peki ekosistem olarak bakınca derseniz şöyle. Geçmişte de günümüzde de hala devam eden mesela bir orman turizmin olmazsa olmaz unsurlarından bir tanesi. 81 ilde 81 orman projesi. Şu ana kadar 3 tane açtığımız müze,
En son Beyoğlu Resim Heykel Müzesi'ni açtık bildiğiniz üzere. Onun dışında kültür turizminin çok önemli olduğunu biliyoruz. Bu kapsamda desteklenmesi gerektiğini biliyoruz. O yüzden Nisa, Stratonikia, işte Patara gibi muhtelif kültür değerlerimizi destekliyoruz. Dolayısıyla turizmi bir ekosistem gibi düşündüğümüzde sadece bir finansör olarak değil, aynı dili konuşan, onlarla sorunlarını, dertlerini benzer ölçeklerde konuşabilecek arkadaşlar alıyoruz, onları eğitiyoruz. Bunun içerisinde de hem genel müdürlük tarafında, yani genel merkezden bunu bütünsel bir bakış açısıyla yapabilecek bir ekip kurduk senenin başında. Aynı zamanda Türkiye'nin ilk turizm ihtisas şubesini de Antalya'da açtık açtınız. Biliyorsunuz deyip kısa kesebilirim. Peki, teşekkür ediyorum. Aslında aynı soru Mehmet Bey sizin için de geçerli. Yani sadece bu iş sigortayı yapayım, ondan sonra hasar olduğunda öderim. Hasar olmazsa hani sorun yok. Sonra tekrardan bir sene sonra yenileyim şekilde bir bu size su araçlarında, deniz araçlarında getiren liderlik buradan gelmiyordur sadece bu bakış açısıyla. O yüzden burayı biraz açalım. Şimdi şöyle, bir kere turizm tarafında zaten hani ekonomik, organizasyonel vesaire gibi risklerin ötesinde bambaşka bir riskten bahsedebiliriz. Bugün turizmi de çok ciddi tehdit eden iklim krizi. Evet. Seller, fırtınalar, bir yandan zaten doğal afetler, ülkemiz deprem kuşağı olması dolayısıyla. Bu çok önemli bir hale geldi ve aslında ülkemizin bir belki beka problemine kadar gidebilecek bir noktaya geldi. Dolayısıyla aslında bu sigortanın bir anlamda da ülkenin sürdürülebilir büyümesi açısından o anlamda desteklenmesi gerekiyor. Bir de iklim krizi için mesela şöyle söyleyeyim. Az önce Sezgin Bey İş Bankamız tarafından konuyu aktardı ama biz de Anadolu Sigorta olarak birçok şeyin yanında örneğin şunu anlatabilirim. Bizim Deniz Temiz Derneği Turmepa ile bir işbirliğimiz var. Ne yapıyor Turmepa? Denizlerimizin temizlenmesi, işte kirliliğin önlenmesi, başta plastikler olmak üzere atıkların temizlenmesi için çok büyük bir mücadele veriyor. Biz su araçlarında ürettiğimiz her primin belirli bir kısmını Turmepa'ya gelir olarak aktarıyoruz ki bunları destekleyebilmek adına. Dolayısıyla aslında salt sigortacılık değil, ülkenin gelişimine, başta ekonomik kalkınması ama sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamak için çok çok ciddi bir önem arz ettiğini düşünüyoruz. Süleyman Bey, bir dakika süre var ama toparlarsınız eminim. Bodrum Cup'ın Bodrum turizmine katkısını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bodrum Cup'ın Bodrum turizmine anlık bir katkısı var ama en büyük katkısı kesinlikle tanıtım. Fakat bizler biraz önce söylenilenlerin de aslında hepsini özetleyen bir aksiyon almak üzereyiz. O da şu, bir sonraki sene ülkemizde bir ürün sorunu var. Turizmde bir ürünleşme sorunu var. Hem The Bodrum Cup'ın bilinirliği hem de burada yapılan festivalin duyurulmasıyla birlikte Ekim ayının da yüksek sezona dahil edilmesi için bunu tek bir ürün haline getirerek dünyada tanıtıyor olacağız. Bu hem turizm sezonunun uzamasına hem de mavi yolculuğun daha çok bilinmesi ve mavi yolculuğun sezonunun da Ekim ayına dahil edilmesine sebep olacak diye umarak çalışmalar yapıyoruz. Çok güzel. Ya gerçekten hani şöyle kapatsam daha doğru olacak. Hem sizler organizasyonu yapıyorsunuz, siz de Bodrum Ticaret Odası'nı destekliyorsunuz. Sizler gerçekten bir böyle bir organizasyona destek olup hem Türkiye'nin hem Bodrum'un da dünya çapında adının duyulmasını sağlıyorsunuz ve gelecek için de önemli bir konuda destek olmuş oluyorsunuz. O da önemli. O yüzden hani herkese de ayrıca ben bir teşekkür etmek istiyorum. Ağırladığınız için teşekkür ediyorum. Sayın Erdem Bey. Geleceğiz. O kesin. Onu anladık. Sezgin Bey katılımınızdan, Mehmet Bey katılımınızdan. Size de kolaylıklar diliyorum. Gerçekten gördüğüm de kadarıyla zor ama başarılı yapılan bir organizasyon. Yani siz de katıldığınız için çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Efendim Bodrum'dan selamlar diyelim, bitirelim. Hoşça kalın.